Yemin ediyorum bir sahne vardı O kadar çok utandım ki Yani beni yerin dibine gömsünler istedim ya O an böyle kendimi Davutoğlu'nun yerine koydum Ve dedim ki ya ne olur beni yerin dibine gömün Ben bu sahneyi görmeyeyim Muhtemelen zaten birçoğunuz o sahneyi biliyorsunuzdur Bu terör örgütünün hedef tahtasında oldum ama Asla bunların ee, herhangi bir yerde yardımcısı veya maşası olmadım O zaman size Hayır, Olamaz kumpas Kesinlikle böyle bir şey söylemedim Bakın montaj bu Montajdır vatan bu bunu yapanlar. inanmayın ben orada hoca yavşa dedim ya. Hoca pezevengi dedim ya ben orada. Ne saygı değer üstad hocası yani. Ben böyle bir şey demedim. Yok. Kesinlikle montaj. Evet herkese merhaba. Bugün zaten konumuzu anlamışsınızdır. Davutoğlu'nun programı hakkında konuşacağız. Muhtemelen bundan sonra yorumlara çok şey yazacaksınız. İşte Cem Uzan nerede? Cem Uzan hakkında neden yapmadım vesaire. Onun da cevabını hızlı bir şekilde vereyim. Dürüst olmak gerekirse Cem Uzan hakkında çok da bir bilgiye sahip değildim. Ve kendisi hakkında çok bilgiye sahip olmadığım bir insan hakkında nasıl video yapabilirdim bilmiyorum. Bu yüzden Cem Uzan hakkında ilerleyen zamanlarda bir video gelecek. İyice araştıracağım, iyice bir şeyler öğreneceğim ve öyle video yapacağım. Çünkü dediğim gibi yani bilmeden birisine sallamak saçma olurdu. Ama Davutoğlu'nu tanıyoruz yani Davutoğlu hakkında konuşabilirim. Hayatımızı mahveden, Suriyelileri Türkiye'ye dolduran, bir de üstüne Suriyelilere sınavsız bir şekilde üniversiteye girme hakkı tanıyan bir şahıs kendisi. Ekonominin bu hale gelmesinde, FETÖ'nün bu kadar yücelmesinde de büyük bir payı var. Ya hiç şimdi şey demeyin işte hepsi AK Parti'nin oyu falan bu adam da zaten AK Parti'deydi. Yerken bir güzel yediler hiçbir sorun yoktu. Anlaşmazlıklar oldu, yetkisi kısıtlandı, başbakanlık sistemi kaldırıldı, o oldu bu oldu falan derken şu anda nihayet doğru yolu buldu fakat çok geç. Çünkü ben gerçekten bana dokunmayan yılan bin yaşasıncılardan çok nefret ediyorum. Bu gibi insanlara hiçbir şekilde tahammülüm yok. Davut oldu da onlardan bir tanesi. Zaten programın başlarında iyice rezil oldu yani. Hayır ben kesinlikle böyle bir şey söylemediğim dediği bir kısımda vatandaşlar çok da güzel ses kaydını dinlettiler. Programın nerede FPS tamamı böyleydi bu arada. buçuk saat olduğu için hepsini izleyemedim yani dürüst olayım. İleri sara sara izledim daha doğrusu. Çünkü çok sıkıldım. Sürekli aynı cevaplar veriyor. Yok şöyle oldu, yok böyle oldu. Ben asla öyle bir şey demedim. Ben bunu yapmadım, bunu da yapmadım. O da bana ait değil. Onu da yapmadım, ben bunu da yapmadım. Ya sen tam olarak ne yaptın o zaman? Ya kardeşim biz yanlışı çok önceden gördük ama seneler sonrasında istifa ettik. Ya bırak, bırak bu işleri gerçekten bırak. Durumu sizlere şöyle özetleyeyim. Mesela Erdoğan seçimi kaybettikten sonra bu programa çıksaydı ve deseydi ki bizim suçumuz değildi. Suç bunların bunlarındı falan filan. Bu bana ne kadar samimi gelirse Davut oldu da o kadar samimiydi. Yani sıfır samimiyet. Çünkü ben bunu yapmadım şunu yapmadım demek de olmuyor. Biz bunları gördük yani yaşadık. Biz halk olarak buradaydık Türkiye'deydik. Sen neyden bahsediyorsun yani bize yaptığın şeyleri yapmadım diyorsun. E iyi de bunu sen bize karşı yaptın yani biz bunları yaşadık. Ama ne oluyor işte anlaşmazlıklar olunca elindeki imkanlar kısıtlanınca önünden de yemeğin alınınca mecbur muhalefet oluyorsun. Mecburiyetten yani. Yoksa bu adam hala AK Parti'deydi. Ha tamam takdir ediyorum. Babala TV'ye çıkmak büyük bir cesaret ister. Çünkü orada insanların sana ne soracağını bilmiyorsun. Programdan sonra belki elinde birkaç tane oy varsa bunları da kaybedebilirsin. Programa katılması okey. Güzel bir hareket. Fakat zaten Ahmet Davutoğlu olduğunu düşünürsek yani programa katılan kişinin. Ben çok da büyük bir şey olduğunu düşünmüyorum. Zaten adamın öyle çok kazanacağı bir oy yoktu. Belki bu programdan sonra bazı insanlara samimi gelmiştir. 5-6 oy daha alır. Yani kaybedecek bir şeyi yoktu aslında düşündüğünüz zaman. Davutoğlu'nu zaten çok fazla destekleyen insan yoktu. Tamam kabul ediyorum belki çok aptal bir millettik. Bize yapılan her şeyi hemen unutuyorduk. Bizden çaldıklarının %10'unu bize geri verdikleri zaman seviniyorduk falan ama artık böyle olduğumuzu düşünmüyorum. Ya da hala böyle miyiz ya? Oğuzhan buraya kokoreç getirsek de hep ne dersin? evet galiba böyleyiz. Bu sahnede gerçekten çok şaşırdım açıkçası. Çünkü bundan tam 5 dakika önce Ahmet Davutoğlu'na ağzına geleni söyleyen insanlar bir anda adamın fanı oldular. Reis biz senden razıyız ya sana oy vereceğiz seni destekliyoruz seni çok seviyoruz falan ya bunlara hiç gerek yok. Bir tane kokoreç için değmez kanka. Bir tane kokoreç için geleceğini riske atmaya değmez. Bu adamın geçmişte yaptıkları belli. Gelecekte yapacakları şeyler belli değil. Çünkü program boyunca genelde geçmişten konuşuldu. İleride ne olacak ne yapılacak falan bunlar konuşulmuyor. Uşulmadı. Zaten hepsine Davutoğlu aynı cevabı verdi. Benim bir alakam yok. Ben bilmiyorum. Ben yapmadım. Bizim halkı kandırmak çok kolay maalesef. Adam bizden aldıklarını bize ısmarlıyor diye hemen onu kral ilan ettik. Adam da buradan çok güzel bir şekilde reklamını yaptı. Twitter hesabında paylaştı. Rezil olduğu kesitleri paylaşır mı? Asla. Kesinlikle paylaşmaz. Ben bu videoyu izledikten sonra adam bana hiç mi samimi gelmedi? Bir yer hariç evet neredeyse hiç samimi gelmedi. O yerde de yani nefretin belki yüzdü. 80'e falan düşmüştür. Yani çok da bir etkisi yok. Sadece okey dedim ya. En azından bazı şeyleri kabullenebiliyor. O kısımda şurası. Kepe iktidarında bazı şeyleri fark ettiğini söylüyorsun. Ama hayır sen AK Parti'den bu yüzden istifa etmedin. Sen zaten bir topal ördektin yani. Senin AK Parti'yi bırakmandaki neden bu değil yani. Sen zaten bir kukla gibiydin yani. Yerken bir sıkıntı yoktu. Ama yemeğini kestikleri zaman sinirlendin. Ve ayrıldın kendince işte. Şimdi mi aklına geldi diye sorarlar adama. Bakın ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu da çok fazla sevmem. Çünkü biliyorsunuz zaten dün yaptığım videoda bunu açıkladım. Dedim ki Erdoğan'ın iktidarda olmasının en büyük sebeplerinden birisi isteyerek veya istemeyerek fark etmez ama Kılıçdaroğlu'dur. Ben bunu söyledim fakat Kılıçdaroğlu en azından hiçbir zaman AK Parti'nin yanında durmadı. Bilerek durmadı yani öyle söyleyeyim. Ya yaptığı saçma sapan hareketlerle onun oylarını yükseltti evet doğru. Ama Erdoğan'ı övdü mü? Övmedi. Bu yolsuzluk dediğiniz şeyleri onunla beraber yaptı mı? Yapmadı diyebiliyorum tabii ki. Şimdi kesin konuşmayayım yani. Erdik ve Yusuf Kayalp'in sorularını almaması çok saçmaydı. Büyük ihtimal danışmanlarından bir tanesi uyarmış. Çünkü Erlik biliyorsunuz ki bayağı zorlayıcı sorular soruyor. Yaptığı şeyleri kanıtlayarak sunduğu için Ahmet Davutoğlu da bunları yalanlayamayacaktı. Yani boşu boşuna artistik yapmaya gerek yok. Yok işte kardeşim. Yüzün burada değilse sorunu soramazsın. Buradakileri haksızlık olur falan böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok yani. Bu tamamen bir şov Sen bu işleri geç kanka. Erlik ve Yusuf Kayarp'in sorularını videonun sonuna koyacağım. İzlemek isterseniz izlerseniz. Davutoğlu hakkında onun dışında çok da fazla söylenecek bir şey yok. Nefretin birazcık daha indi sadece o kadar ama hala sevmiyorum ve cevapları beni tatmin etmedi. Bugünlük benden bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Başbakan olduğunuz dönemde Sözcü Cumhuriyet gibi gazeteler bırakın başbakanlık uçağını THY uçaklarına bile giremiyordu. Şimdi o ezdiğiniz muhalif medyaya mahkum olmak nasıl hissettiriyor? Zamanında onları ezip Arap kanallarına çıkarak Suriyelileri sınavsız bir şekilde üniversiteye yerleştiriyoruz ama Türkleri imtihan ediyoruz. Onlar bizim için veli nimettir. Onlara yardım etmek kazinemize bereket verecek tarzı söylemlerinizle. Araplara karşı gösterdiğiniz bu sevginin altında Osmanlıcılık projeniz mi yatıyordu? Yoksa onu da emir alarak mı yaptınız? Hangi duyguyla yaptınız bilmiyorum ama şu an gözlerine bakarak sorularını cevapladığınız gençlerin gel geleceğini heba için yüzünüz kızarıyor mu? 90'larda Malezya'daki İslam Üniversitesi'nde öğretim görevlisiydiniz. Burada adeta bir konsolos gibi çalıştığınız söylenir. Hatta birçok ülkede öğrencilerinizin devlet kademesinde görev aldığı belirtilir. Hatta o kadar ki 2009 yılında Fethullah Gülen'in resmi sitesinden paylaştığı şu makalede bu durum ve öğrencileriniz övülüyor. Sizden sonra Malezya'da görev alan, o üniversitede görev alan ve Fethullah Gülen'in iki numarası olduğu söylenen Suat Yıldırım var mesela. Hatta öyle ki FETÖ davası başlayınca Ekrem Dumanlı 2014 yılında Zaman Gazetesi'nden size veryansın ederek örgüt ha diye bir makale yazıyor ve Tayyip Erdoğan gayet iyi tanıyor onu, Oğlu da. Tanımayan, takdir etmeyen var mıydı ki diyor. Sonra muhafazakar kanadın akademik olarak temellendirdiği Kemalist dış politika eleştirisi sizden çıktı. Malezya'dan döndükten sonra. İleride Türkiye'nin dış politikasını değiştirecek, belirleyecek düşüncelerinizi Malezya'dan edindiniz. Kendinizin de anlattığı gibi. Buradaki çok uluslu yapı ve İslamcı fikirleri harmanlayıp Türkiye'ye bir Malezya modeli uygulamaya çalıştınız. Buna da en iyi model dediniz. Kitabınızda batıcıları eleştirip kendiniz doğucu olmanız ironik olsa da stratejik derinlik kitabıyla önünü açtığınız dış politika eksenini 2013'teki Osmanlı'dan sonra başlayan ayrışma bir parantezdir. Biz bu parantezi kapatacağız sözlerinizde pekiştirdiniz. Bu parantez kapatmanın sonucu olarak Suriye dahil tüm komşu ülkelerle kavgalı bir Türkiye var bugün. Döneminizde gerçekleşen Rusya gerginliğinden bahsetmiyorum bile. Attığınız hiçbir adım karşılık bulmadığı gibi kitabınızda vaat ettiğiniz ve teorize ettiğiniz oranın halkları da bir Türkiye dostu göstermedi. Ne Osmanlıcılık teorisi panarabizm realitesine tosladı ve Türkiye'ye 5 milyon Suriyeli sığınmacı yerleşti. Bu sığınmacılar için Avrupa yine stratejik derinlikli pazarlık yaptınız ve mülteci anlaşması imzalandı. Siz bunu vize serbestiyeti diye duyurduğunuzda sene 2014'tü. Bugün neredeyse 10 yıl sonra turist vizesi bile alamıyoruz ve bu anlaşma çerçevesinde ülkemize Avrupa'daki mülteciler hala gönderiliyor. Daha sonra eski AK Partili arkadaşınız Profesör Doktor Perin Gündeş burada yalan konuştuğunuzu bile bile yalan konuştuğunuzu iddia etti. Aradan zaman geçti. Sizleri de artık gördük. Lakin fikir olarak değişmediğinizi, teori olarak değişmediğinizi, hala ne Osmanlıcı çok uluslu bir Türkiye hayal ettiğinizi Karar Gazetesi'ne verdiğiniz röportajda ispatladınız. Bir etnik meclis önerdiniz. Yugoslavya hatırlatan bu sözlerinizde yeni bir partiyle ile tekrar halkın karşısındasınız. Ben kısa bir özetledim geçmişi ve Malezya modelinizde bir hüsrana sebep oldu. Hatta Malezya ve Gelecek Partisi demişken eski YÖK Başkanı Profesör Doktor Yusuf Ziya Özcan, sizin o Malezya'daki İslam Üniversitesi'nden en yakın arkadaşınız. Ziya Özcan FETÖ'nün ÖSYM sorularını çalmasında baş rollerden biri. Kendisinin de anlattığı gibi Zekeriya Öze gidip soruları vermiş. Fakat bugün o Ziya Özcan Gelecek Partisi kurucu üyesi. Biliyorum şimdi Gülen'le Pensilvanya'da sadece bir kere görüştüğünüzü ve bunu da Cumhurbaşkanı ve Başbakan bilgisiyle yaptığınızı söyleyeceksiniz. röportajınızı dedim. Lakin Abdullah Gül sizi bu hususta yalanlıyor. Hanginiz doğruyu söylüyor? Biriniz yanlış söylüyor olmalısınız. Tüm bu tezatlara ve facialara baktığınızda sizin bugün hala değişmediğinizi, hataları kabul etmediğinizi, hatta öz eleştiri bile yapmadığınızı görüyoruz. Yine olsa yine yaparsınız. O halde statikoyu değiştirmek isteyen bu halk, statikoyu yaratan ve savunan size neden oy versin? Neden altılı masada oturuyorsunuz? Stratejik derinlik yerini derin stratejikliğin